Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizlerin de öncelikle geçmiş Nevroz Bayramınız kutlu olsun. Hepimize barış, huzur ve güneşli yeni günler getirsin. Bu hafta Suriye Savaşı'ndan barışın hakim olduğu Afrin'e sığınmış yüz binlerce kişiyi yine yerinden eden operasyon tamamlandı ve Türkiye ordusu ÖSO ile birlikte Afrin'e girdi. Fakat biz her şeyi bir kenara bırakırsak, yani buradan özellikle 18 Mart'a denk getirilmesini, tıpkı Çanakkale gibi bir zafer çıkarılmaya çalışılmasını, belki aslında Türküyle Kürdüyle birlikte bir ülke savunması olan Çanakkale'yi kutlamak yerine herhalde onu da bölerek onun yerine bir Afrin kutlamasını geçirmeye çalışılmasını, bunları bir yana bırakırsak esas olan şey Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ve şimdi Afrin'de yaşanan sorun Kürt sorunudur. Başından beri Kürt halkına karşı yapılan ve Kürt sorununu yaratan şeyler bugün Afrin'de tekrarlanıyor. Ve bu vesileyle Türkiye'de çözümü savaşa ve silaha havale edilen Kürt sorununa bakış açısı Afrin'de de hakim kılınıyor. Arkadaşlar, Zilan'da, Ağrı'da, Dersim'de yapılanlar bu sorunu çözmedi. Tam aksine daha içinden çıkılmaz, kanlı bir sürece soktu meseleyi. 90'larda vahşetin her türü denendi ama Kürt halkı demokratik taleplerinden vazgeçmedi. Şimdi Afrin'de yaşananlar, sınırların ötesine taşan Kürt sorunu da çözümsüzlüğün geldiği noktadır. Kürt sorununda çözümsüzlüğü öyle bir noktaya taşıdılar ki Kerkük'ten Afrin'e Kürt halkının bulunduğu bütün topraklar neredeyse tehdit olarak algılanıyor ve bu tehdit olarak algılanan bütün topraklara da saldırı ihtimali söz konusu olabilir. İçeride Kürt sorununu çözemeyenler sorunu uluslararası hale getirdiler ve gerçekten sormak istiyoruz. Şırnağı, Mardin'i, işte Van'ı OHAL ve kayyumlar olmadan yönetemeyenler Afrin halkına ne söyleyebilirler? Ona söyleyecek bir şeyleri var mı gerçekten? Mesela kim IŞİD'in üniforma değiştirmiş hali olan ÖSO çetelerinin Afrinlilere yaşama hakkı tanıyacağını söyleyebilir? Ki zaten operasyonun hemen arkasından nelerin olduğunu gördük. Bunları defalarca söyledik. Yağmalamalar başladı. Ne kadar genel kurulda bunu kabul etmeseler de İbrahim Kalın'ın kendisi bunu araştıracağını ve bunun haberleri olduğunu söyledi. Hatta ÖSO'cular dahi söylediler bunu. Evet, böyle şeyler olmuş, bunları soruşturuyoruz, araştırıyoruz diye daha en azından var olanı kabul eden bir yaklaşımda bulundular. Şimdi kör bir militarist söylem dışında bölgedeki Kürt, Alevi, Ermeni, Süryani, Asuri halklar için nasıl bir yaklaşımları var? Biz duymuş değiliz. Afrin'de zaten yıllardır tek bir çatışma yoktu ve huzur götürdük denilen şey aslında bundan başka bir şey değil. Değerli arkadaşlar, aslında evet Afrin böyle ama dünyanın içine sürüklendiği duruma baktığımız zaman da bütün dünyada biz farklı bir şey göremiyoruz. Savaş ve otoriter rejimlerin yükselişi büyük bir sonu hazırlıyor dünyada. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı gerilimin ardından faşizm herkesin gözleri önünde yükseldi ve ilkinden çok daha ağır bir ikinci savaş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping kendini ömür boyu devlet başkanı ilan etti. Rusya'da siyasi rakiplerin bir kısmı hapiste, bir kısmı siyaset yasaklı ve oldukça şaibeli bir seçim yaşandı. Avrupa'da ırkçı partiler oylarını arttırıyor. Tayland'da El-Kaide şüphelilerine işkence ettiği iddia edilen bir hapishanenin sorumlusu olan Gina Haspel, CIA başkanlığına getirildi. Sözde seçim yapılan ve bir diktatörün seçildiği Brezilya'da
ileride devlet başkanı bile olabileceği düşünülen gencecik bir insan hakları savunucusu, feminist kadının Marielle Franco'nun öldürüldüğü bir dünya burası. Belki de Stephen Hawking'in yakınlarda kaybettiğimiz, ölmeden iki hafta önce söylediği sözler gibi, dünya bir karanlığa gömülecek. İnsani olarak da karanlığa gömüleceğiz. Sizce hala gömülmedi mi gerçekten diye bazen sormak istiyor insan Stephen Hawking'in dediği gibi. Bakın, burası Afrin. Afrin'de bir ev. Şimdi ben dünyanın neresi olursa olsun arkadaşlar, bu minderlerde, bu derli toplu odada oturan insanların kim olduğunu ve nereye gittiklerini merak ediyorum. Dünyanın sorması gereken soru bu gerçekten. Bu insanlar nereye gittiler? Binlerce, on binlerce insan göçtü Afrin'den. Ve onlarla ilgili söylenen hiçbir şey yok. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Şimdi buraya bu yazıları yazmakla biz burayı fetih mi etmiş oluyoruz? Ya da artık bundan sonra fetihçi bir dış politikamız mı var? Artık gittiğimiz yerleri fethedeceğiz. Hani o Kırşehir valisi emekli olmuş neyse ki artık daha fazla böyle konuşamaz herhalde. Onun sözlerinde olduğu gibi kalkıp işte Kudüs'e de gireceğiz, Musul'a da gireceğiz. Yani kimse bizi tutamayacak ve artık bu çağda bu politikayı mı güdeceğiz biz dünya politikası olarak? Evet, bu insanlar kimdi, bu minderlerde oturanlar? Arap mıydı, Kürt müydü, Türkmen miydi? Hiç bilmiyorum, hiç de merak etmiyorum. Gerçekten o insanların kim olduğu değil önemli olan, o minderlerini, o oturdukları, o gündelik hayatlarını terk etmek zorunda kalmış olmaları. Ve demin çizmeye çalıştığım dünya tablosu da maalesef bunu sağlıyor insanlara, yaşayanlara. Şimdi Demirci Kavan'ın heykelini dikip de, yıkıp da, önce kurşuna dizip, sonra yıkıp, ondan sonra oraya Erdoğan'ın heykeli dikilse rahat mı edilecek? Biz böyle bir toplum mu olmak istiyoruz? Hayatı böyle mi kurmak istiyoruz? Geleceği böyle mi kurmak istiyoruz? Demirci Kavan neyi temsil ediyor? Biliyorsunuzdur. Yani zalim Dehak'a karşı, kral Dehak'a karşı direnişi temsil ediyor. Ve köylülerle birlikte çocuklarını ona yem etmemek için birleşen köylülerle birlikte direnişi temsil ediyor. Peki Brezilya'daki insan hakları savunucusu Marielle Franco neyi temsil ediyor? O da direnişi temsil ediyor. O da aslında bu dünyada, bugünlerde direnişi temsil ediyor. Geçtiğimiz günlerde Slovakya'da yolsuzluk haberleri yapan, daha çok yakın birkaç gün önce oldu, gazeteci, 27 yaşındaki bir gazeteci bu nedenle öldürülüyor. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli eylemcilere kauçuk kaplı metal kurşunlar, hakiki mühimmatlar bu nedenle yöneltiliyor. Onlar bu nedenle öldürülüyor. Meksika'da bu nedenle yalnızca bir yıl içinde 12 gazeteci faili meçhul cinayetlere kurban gidiyor. Hindistan'da seçimleri protesto eden 8 gösterici bu nedenle yaşamını yitiriyor. İşte bugün gelinen noktada Orta Doğu'da seküler, laik, demokratik bir yaşamı kurmaya çalışan, bunun için mücadele eden Kürtlerin de aslında oraya örnek olması ve böyle bir yaşam kurması istenmiyor. Ve kadınların özgürlüğüne, kurtuluşuna, ulus devlet sınırlarına hapsolmadan onlarca halkın eşit haklarla bir arada eşit bir yaşam kurmalarına, kapitalizme karşı öncülük ediyor olmalarına tahammül edilmiyor ve bu engellenmek isteniyor. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Afrin operasyonu ile ilgili bölgeden yayın yaparken başını kapatmak zorunda kalıyor. Küçücük kız çocuklarının başı kapalı eğitim aldığı görülüyor. ÖSO mensubu olduğu söylenen, yüzleri dahil peçeli kadınlardan oluşmuş küçük bir birliğin fotoğrafları basına servis ediliyor. Ve buna karşı dediğim gibi eşit, seküler bir toplum kurmak isteyen halkların aslında bunu kurması istenmiyor. İşte o hikaye aslında dünya zalimlerinin ve onların heykel yıkan taşeronlarının ve onlara karşı direnenlerin, mücadele edenlerin hikayesi.
hikayesidir. O yüzden ben bu gün, nasıl diyeyim, aydınlık yüzlü kadının ölümünden gerçekten etkilendim ve onun hani bir zamanlar Kava'yı nasıl direnmişse ve şimdi işte kalkıp bunu bir maharetmiş gibi kurşuna dizip heykel yıkıyorsa, indiriyorsa taşeronlar, sanki o direnişi ortadan kaldırıp tarihten silebileceklermiş gibi. Aslında Gabriela'nın da aynı direnişçilerden biri olduğunu bu yüzyılın düşünüyorum ve onu da bu şekilde bir kez daha anmak istiyorum. Şimdi değerli basın mensupları, evet dünyamızda hayat böyle gidiyor ama evet bunca insan aynı zamanda bu kadar zalimliğe karşı da direniyorlar. Ve bizler de aslında bunu yapmaya çalışıyoruz ve yapılması gereken yegane şey budur zaten dünyayı değiştirmek için. Yargıya baktığımız zaman da geçen hafta çok önemli olaylar gördük. Özellikle 16 Mart tarihi sanki gerçekten yine bir kenara yazılması gereken bir tarih olarak kayda geçti. Evet, Beyazıt katliamının yıl dönümüydü, Halepçe'nin yıl dönümüydü ama bunların dışında yargı tarihimiz anlamında da bazı şeylerin yıl dönümü oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticileri hakkında açılmış olan dava da o gün görüldü ve aynen 507 gündür o sırada tutuklu olan insanların davalarında iddianame mütalaa olarak ortaya kondu. Bizim istediğimiz gibi habercilik yapmıyorsunuz, yayın politikanızı beğenmiyoruz davasıydı aslında Cumhuriyet davası. Ben de gittim, izledim Silivri'de mütalayı ve gerçekten aklımın durduğu anlar oldu o mütalayı dinlerken. Mesela bir tanesi, iddia gazetede yayınlanan Aydın Engin'in işte Cihanda Sur Peki Yurtta Ne isimli başlıklı yazının bu başlığı 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bulunanların kullandığı Yurtta Sulh Konseyi ile ilişkilendirilip örgüt bağı kurmaya çalışıldı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herhalde her vatandaş bu sözün Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu bilir. Ama herhalde buradan da bir başka örgüt çıkarmaya çalışabilirler. Bir tanesi buydu. Diğeri yine Kadri Gürsel'in Erdoğan Babamız Olmak İstiyor isimli yazısında Erdoğan'ın sigaraya yönelik eleştirilerine, buna karşı görüşlerini yazması Kadri Gürsel'in savcı tarafından asiliği normal, meşru ve kabul edilebilir gösteriyor diye suç olarak gösterildi. Yani hakikaten bunlar akla zarar, ziyan şeyler ve sayfalarca, klasörlerce süren o metinleri ciddi bir şeymiş gibi karşımızda okudular ve bununla yargılıyorlar Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarını. Bunu da üstelik hazırlayan aslında cemaat mensubu bir savcıydı. Ama yargılama bu iddianame üzerinden sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Bir de komedi bununla bitmiyor. AB fonları üzerinden de itham ediliyorlar. Şimdi bugün AB fonlarını dağıtan aslında hükümet, yani ve iktidara yakın ne kadar STK varsa hepsi AB fonlarıyla zengin oldular. Herhalde onların da artık bağımsızlığını yitirdiğinden söz etmek gerekiyor. Ve yargıçların, savcıların onlarla ilgili de harekete geçmesi gerekiyor o zaman. Cumhuriyetle ilgili harekete geçiriliyorsa. Ama dediğim gibi aslında sizin yayın politikanızı beğenmiyoruz. Başka türlü davranacaksınız davasıydı bu. Ki bu tür şeyler, yayın politikanızı beğenmiyoruz gibi, aynı zamanda mesela sizin dizinizi de beğenmiyoruz, yayınlamayacaksınız. İşte daha yayınlanmamış bir dizi için biliyorsunuz Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü demiş ki cezaevlerinde işkence varmış gibi gösteriyor, teröristlerin işine yarar. Avlu dizisiyle ilgili olarak talimat veriyor, Rütü'ye yazı gönderiyor. Rütü neyse ki işleme almamış, henüz alır mı almaz mı bilmiyoruz ama yani gerçekten kendileri senarist olmak istiyorlar, kendileri oynamak istiyorlar, mümkünse hayatımızın her yeriyle oynamak istiyorlar. Yani bütün hayatımızın senaryosunu çizmek ve onun aynı zamanda da oyuncusu olmak istiyorlar. Yani bir diziye ilişkin de söyledikleri bu.
Bir başka örnek tabii Şahin Alpay kararıydı. Burada da aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en son kararını verdi. Ve tabii ki Jagland'ın, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'ın AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı AHİM'e doğrudan gelir lafının önemli bir etkisi vardı. AHİM her zaman Avrupa Konseyi, daha doğrusu o da bir başka aslında ilişki içerisinde ve bu pazarlıkları sürdürüyor maalesef. AYM'nin rolünü güçlendirmek istiyorlar. Anayasa Mahkemesi güçlü bir mahkeme olarak rolünü oynasın ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dosyalar gitmesin istiyorlar. Böyle, ama böyle olmasına rağmen gene de önemli bir karar. Çünkü gerçekten ifade özgürlüğünün sonuçta ihlali, kişi hürriyeti, güvenliği haklarının ihlal edildiği, aynı zamanda ifade özgürlüğü ile ilgili de ihlal kararı olduğu için aslında aynı durumda olan birçok dosyada şu anda insanların tahliye olması gerekiyor bu karara dayanarak. Evet, biz hukukun bağımsızlığına dair konuşmaya bile utanır olduk. Hani 40 yıla yakın hukukun içindeyim ama samimiyetle bundan utanç duyuyorum. 19 Mart'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 1236 yeni hakim ve savcının atama kuralları sarayda yapıldı. Yani bir siyasi parti başkanının ofisidir aslında orası. O ofiste bağımsız olmaları gereken yargının atama kuralları yapılabilir mi? Ve o insanlar hepsi ayağa kalkarak alkışladılar. Biz onlardan adalet bekliyoruz. Tabii aynı şekilde hani önce ilikleyecek düğme bulamadığı ve Cumhurbaşkanı ile çay toplamaya gittiği için eleştirilen Danıştay Başkanı'nın yine sarayda çalışan kızı önce Elazığ'a hakim olarak atandıktan sonra HSK kararnamesiyle Yargıtay üyeliğine getirildi. Bu yöntemlerle hakikaten hakim savcı olunmaz, yargıç da olunmaz. Evet, bir başka örnek, yine hepsi aslında bu saydığım benim özel anlattığım duruşmalar 16 Mart'a denk geldi. Aysel Tuğlu'nun davasıydı bir başka dava. Ve geçen çok aslında acıklı bir yerde bir şey gördüm, yazı gördüm. Diyordu ki hani 90'larda Leyla Zana'nın 10 yıl hapis yatmasının vicdan azabını çekti. Bu ülke şimdi umarım Aysel Tuğlu'nun aynı şekilde 10 yıl hapis yatmasının acısını çekmez diye. Evet, Aysel Tuğlu gerçekten bu yargı dile gelseydi bu dava karşısında ebedi bir suskunlukla kendini cezalandırırdı. Dosyanın hiçbir aşamasında tefsir tahkikat talepleri kabul edilmedi. Aynı durumda olan bir dolu dosyada tefsir tahkikat talebi kabul edilirken, ki bu hukukun esasıyken aslında savunma açısından, hiçbir talep kabul görmedi. İddianameyi yine mütalaa olarak okuyan savcı sonrasında mahkeme heyeti de beraat kararı vermesi gereken bir dosyada üyelikten 10 yıl ceza vererek iddianameye sadık kaldı. Evet, aynı gün biz eş genel başkanımız, önceki eş genel başkanımız sevgili Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davayı da izledik. Cumhuriyet davasıyla aynı yerlerde. Burada bir mahkeme görüyor musunuz? Hani yargılama yapılacak, buna layık, adaleti sağlayacak bir mahkeme görüyor musunuz? Bu fotoğrafı ben çektim. Arabadan indim, baktım burasıymış mahkeme salonu. Şimdi bir bozkırın ortasında diye gerçekten hani Nuri Bilge Ceylan filmlerine falan benziyor. Herhalde böyle bir şey. Senaryo, hani senaryoları da kendileri yazmak istiyorlar ya, böyle bir şey yapmak istemişler. Selahattin Demirtaş burada yargılandı. Ve insanlar hakikaten ulaşamasın, gelemesin diye mahkeme salonu yapmışlar. Buraya getirdiler. Bizler ulaştık, merak etmesin kimse. Bizler de ulaştık, halkımız da ulaştı. Ama hakikaten kolay ulaşılır bir yer değildi.
Ve biz bu 500. günde 19 Mart'ta biliyorsunuz 4 Kasım siyasi darbesini gerçekleşti. Bu süreç içerisinde biz hani böyle yargılanmayı bir kenara bıraktık. Biz bir tane AKP veya MHP milletvekilinin soruşturmaya uğradığını da görmedik. Yani 500 gün içinde 395 duruşma yapıldı tutuklu milletvekillerinin. Bunların 185 tanesi Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ duruşmaları. Ve bu istatistik bile aslında dokunulmazlık düzenlemesinin, kaldırılması düzenlemesinin sadece HDP'ye özgü olduğunu ve aslında yargının sadece bize çalıştığını gösteriyor. Şimdi saraylar yaptılar, adalet sarayları tırnak içerisinde. Ama o saraylarda da götürüp yargılamıyorlar milletvekillerimizi. Yani o Çağlayan, Kartal gibi İstanbul'daki koskoca insanların önünde kuyruklar beklediği adalet saraylarında da yargılamıyorlar. Buralarda yargılamayı tercih ediyorlar. Buradaki izlenimler önemliydi ama süremi de çok aşmak ve kimseyi bekletmek istemiyorum. Bir iki şey söyleyeceğim. Çok genç bir heyetti bu heyet. Ve o üç kişilik heyet gerçekten ceza vermek için o kadar telaş içerisindeydi ki telefonlarla defalarca konuşuyorlardı. Aslında bir dosyada siz konuşmanızdan dolayı yargılanıyorsanız o konuşmanın tamamının dosyada olması gerekir, değil mi? Bundan doğal bir şey var mıdır? Ben bu konuşmayı yaptım. Siz evet diyorsunuz ki işte ne zamandı bu? 17 Mart 2013'te İstanbul Nevrozu'nda yaptıkları konuşma nedeniyle Demirtaş ve Sırrı Süreyya Erdiler o davada yargılanıyorlardı. Konuşmanın tamamı yok dosyada. Diyor ki vekillerimiz nokta noktalarla dolu ve gerçekten biz konuşmanın CD'nin çözülmesini, bilirkişi marifetiyle çözülmesini ve dosya tamamının getirilmesini istiyoruz. Bir yargılamada hayatım boyunca bundan daha doğal, daha sıradan, daha olağan bir talep görmedim. Ve bu talep reddedildi arkadaşım. Yani yargılandıkları davada o dosyanın içerisinde yargılandıkları konuşmanın tamamı bulunmuyor. Ve bunu bulmaya da değer görmüyor mahkeme. Telefon ediyor. Ve getirmiyor. Yani bunun için karar vermesi lazım. Hayır, bu talebi reddediyor. Evet. Aslında bu duruşma çok net söylemek gerekirse çözüm sürecini yargılıyordu bu mahkeme ve barışı yargılıyordu. Çünkü bakın gerçi şimdi tamamı herhalde yandaş oldu medyanın ama şeyler de satıldı. Hürriyet, Habertürk, işte CNN Türk falan ama hani işte neyin ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Şimdi bakın. Bu mesela Milliyet Gazetesi, o Nevroz'un hemen ertesindeki şeyler. Gençler ölmek istemiyor, artık anlayın. Selahattin Demirtaş'ın sözlerini veriyor Milliyet Gazetesi. Hemen o 2013 Nevroz'unun arkasından. Ondan sonra bir başka şey, Sabah Gazetesi. Nevroz ateşi barış için yandı diyor. Bakın, Sabah Gazetesi. Sonra Yeni Şafak'tan bir örnek, Nevruz ateşi çözüm için diyor. Ve evet, hatta bakın Kenar Süsü bile yapmışlar burada, Akşam Gazetesi'nden. Çözüm Nevruz'u diyor. Şimdi bütün bu örneklere baktığınız zaman aslında kimin ne yaptığını, nasıl bir tuzak kurduğunu görüyorsunuz. Bu yargılamalar tuzaktır. Eğer o gün bunlar yazılıyorsa, o gün bu sözler birlikte söyleniyorsa, bugün o sözlerden dolayı yargılama yapmak, üstelik de konuşma metnini dahi dosyaya getirmemek tuzaktır. Biz bu tuzağı asla kabul etmiyoruz ve üstelik de bir son olarak söylemek istediğim, 2011 yılında Sadullah Ergin'in imzalamış olduğu bir genelge var, onun imzasıyla yayınlanan. Milletvekilleri hakkında hazırlayacağınız fezlekelerde suç konusu veya iddia konusu konuşmalar yasama sorumsuzluğu kapsamında olup olmadığına öncelikle bakın diyor Sadullah Ergin'in imzaladığı genelge. Bu konuşmalar yasama sorumsuzluğu kapsamında mı değil mi? Bütün duruşmalarda söylüyoruz,
Söylüyor vekillerimiz, avukatlar söylüyorlar. Ya bunlar yasama sorumsuzluğu kapsamında. Biz bunları ya da kürsüde yaptık yani. Bu konuşmaların aynısını yaptık kürsülerde. Getirin bu konuşmaları. Yaptığımız konuşmaları getirin. Mahkemeler bütün bu talepleri reddediyorlar. Neden? Çünkü aceleleri var. Çünkü seçim sattım haline de girmişlerken özellikle siyasi yasaklı haline getirmek istiyorlar milletvekillerimizi. Bir an önce tutuklu vekillerimizi yargılayıp siyasi yasaklı haline getirmek istiyorlar. Evet, biz hem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e hem Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a bunları şimdi de soruyoruz. Ama aynı zamanda randevu alarak da soracağız. Çünkü gerçekten mahkemeler bu ısrarlara rağmen bu konuşmalarını, yasama sorumsuzluğu kapsamında olan konuşmalarını milletvekillerimizin talep etmiyorlar. Bununla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor. Evet, 16 Mart yargılamaları, 19 Mart 500. günü, yargının hali pür meali. Dün tabii bir başka karar verdi. Nevin Yıldırım'a, yaşamını savunan Nevin Yıldırım'a müebbet verdi. İşte böyle bir yargıyla yaşıyoruz. Ve evet, dizi yasaklarken aynı zamanda Birleşmiş Milletler de bir rapor yayınladı. Türkiye Birleşmiş Milletleri tanımıyor, Avrupa Konseyi'ni tanımıyor, Avrupa Birliği terörü destekliyor falan gibi bir takım şeyler. Bu Birleşmiş Milletler raporunda 159.506 kişinin gözaltına alındığı 2017'deki, 300 gazetecinin gözaltına alındığı, 2017'de çocuklarıyla birlikte hapsedilen kadın sayısının 600'e yaklaştığı, kadınlar neredeyse tüm vakalarda gülencilikle suçlanan eşlerine yardımla suçlandığı ve 166 basın kuruluşuna el koyulduğu, yasaklı site sayısının 100 bini geçtiği, Güneydoğu'da 263 gözaltında işkence yaşandığı ifade ediliyor. Evet, işkence yok diye dizi yasaklamak isteyenlere de Birleşmiş Milletler raporuyla duyurulur. Teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. İyi çalışmalar ve iyi hafta sonu diliyorum aynı zamanda.